Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arşiv niteliğinde bilgiler paylaşacağım. Gerçekten YouTube ortamında çekilmiş en iyi video olacak diyebilirim. Laf kalabalığı yapmadan hemen videomuza geçelim. Videomuzda şu sorulara cevap vereceğim. Çamaşır makinem deterjanı erken alıyor. Çamaşır makinem yumuşatıcısını erken alıyor. Çamaşır makinem yumuşatıcıyı almıyor. Çamaşır makinem deterjanı almıyor. Çamaşırlar yumuşatıcı kokmuyor. Yumuşatıcı gözünde yumuşatıcı kalıyor. Deterjan gözünde deterjan kalıyor. Ön yıkama gözünde deterjan kalıyor. Sıvı deterjanı erken alıyor. Çamaşır makinem temiz yıkamıyor. Çamaşırlar deterjan kokmuyor. Çamaşırlarda deterjan lekesi var. Deterjan gözünden su taşıyor. Tam 13 soru ve 13 çözüm. Şu deterjan aparatı o kadar önemli bir aparat ki yani çekmecesi gözü de diyebiliriz. 13 sorunun çözümü de burada yatıyor. Burayla ilgili yanlış kullanım, kullanıcı hataları bu sorunlara yol açıyor. Makinede arıza yoksa kullanıcı hatası vardır. Şimdi deterjan gözümüzü inceleyelim. Ön yıkama gözü, yumuşatıcı gözü, ana yıkama gözü. Buraya deterjan koyuyorsunuz. Bu ise sıvı deterjan aparatı. Bazı markalarda yok, satılmıyor. Bazılarında ise ekstra olarak satılıyor. Bazılarında ise makineyle beraber geliyor. Ancak önemli bir aparat. Buna da değineceğiz. Şimdi şunu şöyle koyalım, çıkaralım. Deneyimize geçelim. Siz de öğrenin, görün. Gerekli hazırlığımızı yaptık. Şimdi dilerseniz deneyimize başlayalım. Birinci olarak deterjan gözünüze deterjan koyarken kuru olacak. Nemli olmayacak. Nemli olursa deterjan döktüğünüzde bu şekilde deterjan içerisinde kalan suya yapışır ve zamanla katılaşır, taş gibi olur. Çıkarması da zor olur. Düzenli temizliğini yapmanız lazım. Yani bu bölge kuru olacak. İkinci olarak ön yıkama burası. Ana yıkama burası. Ön yıkama programı seçili değilken ön yıkama kısmına deterjan koyarsanız deterjanı makine almaz çünkü ön yıkama seçili değil. Bunun sonucu olarak burada deterjan kalır ve katılaşır. Çünkü su gelecek, su değecek ancak tam bir alış söz konusu olmadığı için deterjan katı olacak. Her programda ön yıkama çalışmaz. Sadece ön yıkamayı seçtiğiniz zaman buraya deterjan koymanız lazım. Anı yıkama geniştir, ön yıkama dardır. Bazı makinelerde farklı yerlerde olabilir. Kitapçına bakın. Sıvı deterjan koyduğunuzda aparat bence olması lazım. Birkaç üretici aparat vermiyor, satmıyor, üretmiyor. Bazıları da ayrı olarak satıyor. Aparat ne işe yarıyor? Aparat adalet kupası mantığıyla çalışıyor. Aynı yumuşatıcı gözü gibi. Belli bir seviyeye ulaşınca sıvı deterjan makinenin içerisine akıyor. Bu da suyla sağlanıyor. Su yukarıdan akarak sıvı deterjan gözündeki seviyeyi arttırıyor ve deterjan makineye karışıyor. Aparat olmazsa deterjan döktüğünüz anda direkt olarak makineye girecek. Su almasını beklemeyecek makine. Bence bu aparatta gerekli bir şey. Ancak bazı üreticiler koymuyor. Hata, sıkıntı, sorun diyemem. Yumuşatıcı gözüne ise yumuşatıcı koyduğunuzda maksimum seviyesini aşmaması lazım. Maksimum seviyesini aşarsa makine ister çalışsın ister çalışmasın ister elektriğe takılı olsun ister takılı olmasın ister şehirde elektrik kesintisi olsun fark etmez. Maks yazısını açtığı anda bütün yumuşatıcı makineye akar. Durmaz. Bu da buradaki mekanizmadan dolayıdır. Bakın delik burada. Bu aparattan dolayı maks seviyesine gelince yumuşatıcı makineye dahil oluyor. Bu da yine suyun sayesinde yani su buraya akıyor mak seviyesine aşırıyor ve yumuşatıcının doğru zamanda makineye karışmasına, çamaşırlara karışmasına sebep oluyor. Makinenizin su sisteminde herhangi bir arıza varsa, suyun tazliği aşırı derecede yüksek geliyorsa ya da tazlik aşırı derecede azsa, su fıskiyelerinden akan su kireçlenmeden dolayı banyo duş başlıklarını bilirsiniz. Onlar da kireçlenir. Sağa sola saçma sapan akar. İşte bu kireçlenmeden dolayı bu taraflara taşırma yapıyorsa yine yumuşatıcınız, deterjanınız, ön yıkama deterjanınız, ana yıkama deterjanınız erken alınır. Sebepsiz yere alınır. Bakın göstereyim. Şimdi ana yıkama ve ön yıkama yapacağımız bir program seçtik. Ya da sadece ana yıkama yapacağımız bir program seçtik. Hepsini bu deneyle size göstereyim. Bakın koyduk deterjanımızı. Buraya da yumuşatıcı koyalım. Yumuşatıcımız da bu olsun. Su. Maksimum seviyesini aşmayacak şekilde yumuşatıcı da koyduk içine. Şu an her şey tamam. Makine de kapalı. Ve siz yumuşatıcıyı koyarken hata yaptınız. Maksimum seviyesini aştınız. Makine kapalı. Bakın su akıyor. İçinde damla kalmayacak. Bakın hepsi boşaldı. Görüyorsunuz buradan da. Şöyle de açıp göstereyim. Bakın kupkuru. Su yok. Dolayısıyla maks seviyesini aşmıyoruz. Fiskiye sorunlarını da şu şekilde göstereyim. Makine su çekmeye başladı. Suyun taziği aşırı fazla ya da fıskiyelerde sorun var. Sağa sola taşırıyor. Kireçlenmiş gözler ve temizliğini yapmanız. Bu arada ile ilgili YouTube kanalında da videolar var. Onları da izleyin. Bu şekilde bir olay söz konusu. Bakın böyle fıskiye her yere akıtıyor. Yumuşatıcıya da akıtıyor. Deterjan gözüne de akıtıyor. Kafasına göre Sebil gibi Ne oldu? Hiçbir şey kalmadı. Ön yıkamaya da yanlışlıkla koydunuz. Ön yıkamadaki deterjan da hafif bir şekilde aktı. Gerisi de burada kaldı ve katlaşıp sertleşecek. ...ondan sonra ön yıkama gözümde deterjan kalıntısı oluyor'a dönüyoruz. Bir diğer sebep de şu gözün, buradaki deliğinin temizlenmemesi. Şu delik. Bu delikte de temizlenmedi. Burası da yumuşatıcıyla zamanla sıkılaşıyor, katılaşıyor. Ondan sonra tıkanıyor ve yumuşatıcı gitmiyor. Yine bir şeyden daha bahsedeyim. Bence maksimum seviyesine yakın değil daha az seviyelerde yumuşatıcı koymak lazım. Çünkü buraya gelen su yumuşatıcıyı seyreltiyor. Daha böyle sıvılaştırıyor. Bu sayede yumuşatıcı yoğun olarak gitmiyor. Daha böyle kıvamı düzgün olarak gidiyor. O yüzden de sıvı deterjan gözünde de aynı mantık söz konusu. Yoğun deterjan ...gidip bir anda yok olmuyor. Burada bu seyreltiyor deterjanı. Gevşetiyor, ondan sonra yolluyor. Bunu nasıl aşabilirsiniz? Yani sıvı deterjan aparatınız yok. Deterjanı haricen bir çay bardağında, bir tabakta seyrelterek suyla koyabilirsiniz. Kabınız yoktur. Buraya dökersiniz, o alır gider. Şimdi sorulan hepsine cevap verdik mi? Değil mi? Test yaptık ama cevap verdik mi? Çamaşır makinem deterjanı erken alıyor. Neden erken alıyor? Bahsettiğim gibi suyun taziye aşırı fazla ve fıskiyelerin kireçten dolayı, pislikten dolayı yönleri karışmış. Hem ön yıkamaya hem ana yıkamaya su gönderiyor. Bu sayede deterjan erkenden gidiyor. Taziğini azaltmak lazım. Fıskiye temizliğini yapmak lazım. Çamaşır makinem yumuşatıcıyı erken alıyor. Bahsettiğimiz aparat. Bu aparata yumuşatıcı koyarken maksimum sınırını aşmıyoruz. Hatta maksimum sınırından biraz daha az alt seviyede yumuşatıcı koyuyoruz. Yine fıskiyeler, su gelen kanallar açık olacak. Su taziyi aşırı fazlaysa yumuşatıcıyı erken alır. Çamaşır makinem deterjan almıyor. Su gelmiyordur. Suyun taziyi çok azdır. Çok minimal seviyede geliyordur. Şu kısımlar tıkalıdır. Çamaşır makinesinin deterjan gözünün takılı olduğu yer tıkanmıştır. Temizlenmesi lazım. Çamaşırların yumuşatıcı kokmuyor. Aslında hepsi aynı yola çıkıyor bu. Anlattık aynı şey. Bundan dolayı yumuşatıcı erkenden giderse çamaşırların yumuşatıcı kokmaz. Buraya da dikkat etmek lazım. Yumuşatıcı gözünde yumuşatıcı kalıyor. Burası temizlenecek. Burası tıkalı demektir. Buranın temizliği yapılacak. Maksimum seviyesi aşılmayacak. Fıskiye temizliği yapılacak su taziyi yüksekse düşürülecek. Deterjan gözünde deterjan kalıyor. Genelde ön yıkama gözünde kalıyor. Çünkü ana yıkamaya alıyor gidiyor ama ön yıkamayı seçmediyseniz ön yıkama gözüne deterjan koymanızın mantığı yok. Tamamen israf kalıntı yapar birikinti bırakır. Yine suyun taziği azdır. Suyun tazini arttırmak lazım. Nerede arttıracağız? Bu makinelerin hortumlarının takılı olduğu bir vana var. Vanayı biraz açacağız ya da kısacağız. Sıvı deterjanı erken alıyor alır. Şu aparat yoksa sıvı deterjanı döktüğün anda gider çünkü zaten sıvı. Ya bu şekilde bir aparat olacak ya da suyla biraz seyreltip makine çalışınca su almaya başlayınca olacaksın. Zaten deterjan da alması gerekiyor. Çamaşır makinem temiz yıkamıyor. İşte bu anlattıklarımızın hepsi bir araya gelince çamaşır makinesi temiz yıkamaz. Deterjan ön yıkama Mesela çok kirli çamaşır ön yıkama seçmişsiniz. Ancak makine ön yıkamadan suyu alırken o suyun bozukluğundan tazinin yüksek olmasından dolayı ana yıkamadaki deterjanı da kullanıyor. Dolayısıyla ön yıkama hiçbir işe yaramıyor. Çamaşırlar temiz çıkmıyor. Çamaşırların deterjan kokmuyor. Yine buradan bahsettiğimiz şeyler repet etmeye gerek yok. Çamaşırlarda deterjan lekesi var. Suyun taziye azsa, suyu azalıyorsa, bu kısımlarda bir tıkanıklık varsa deterjan hızlı bir şekilde akmaz, yavaş yavaş akar. Ve parça parça gider. Ne derler? Topak topak gider. Bu da çamaşırlarda deterjan lekesine yol açar. Deterjan gözünden su taşıyor. Değil mi? Son 13. bu. Bunu da anlatalım. Bahsettiğimiz sebepten dolayı hani suyu döktünüz ya böyle. Aşırı fazla tazliği suyun. Çok fazla. Foşur foşur geliyor. E ne olacak? O gözlerin bir ikisi de tıkandıysa, temizliği yapılmadıysa diğer açık gözlerden tazlik de fazla. Su fışkırarak deterjan gözünüzün buralarından taşmasına yol açar. Ve bu şekilde deterjan gözünüzden su akar. Şimdi 13 soruya da cevap verdik. Daha da anlatacak bir şey yok. Anlatamam. En son seviye bu. Umarım video işinize yarar. Youtube kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.